KONTV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Haftaya başladık. Güzel bir hafta olsun. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Zamanın da bereketi önemli. Zamanımız da bereketli olsun. Yaptığımız işler de bereketli olsun. Pazartesiyi başlattık. Biz bugün pazartesi günü dedik ki dijital iletişimi konuşalım. Artık hayatımızda bir dijital iletişim var. Peki bu dijital iletişim nedir? Hayatımıza nasıl aksediyor? Hayatımızın içerisindeki dengeleri nasıl bozuyor? Pek çok işimizi oradan halledebiliyoruz. Hatta devlet işlerimizi bile oradan halledebildiğimiz bir dijital çağdayız. Bunu nasıl doğru kullanmalıyız noktasını konuşacağız. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Instagram bir kapandı ki hepimiz bir boşluğa düştük. Öyle çok hayatımızın içerisindeki sosyal ağlar. Sosyal ağlara ayrı bir pencere açıp onu konuşacağız efendim. Dijital değişimin köklü bir değişimi yaptı hayatımızda ve bu köklü değişimde neler yaşadık, neler oldu, neler oluyor, bu soruları soracağız efendim. Profesör Doktor Erdinç Yücel Hocam, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden bizimle birlikte. Uzun süredir biz de program yapmamışız, özlemişiz. İletişimi böyle enine boyuna konuşurken asıl bugün konuşacağımız dijital iletişim olacak. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkürler. Gerçekten özlemişiz. Böyle güzel Eyvallah. Bir program olsun. İnşallah. Kaliteli ve arşive atabileceğimiz, bu tarihe damga vurabileceğimiz bir program olsun. İnşallah. Çünkü öbür sene bambaşka şeyler konuşuyor oluyoruz. O kadar hızlı ilerliyor ki her şey. Tam da işte biz bugün dijital çağı konuşacağımız konu başlığımızda da 2 hafta sonra ya da 1 ay sonra dijital çağda bambaşka bir kapı aralanıyor. O yüzden bugüne imza atmak noktasında da dijital iletişimi konuşalım istedik ve detoksunu, anlamlı ilişkilerini, bilinçli kullanımını hepsini tek tek konuşacağız. Evet. İletişim hayatımızda olmazsa olmazımız bizim. Biraz böyle girelim. Sonra dijital iletişim nedir? Bize anlatabilir misiniz? Evet. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli, değerli seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, gerçekten iletişim konusu başlı başına üzerinde sadece bir program değil, belki sayısız program yapsak yine içini dolduramayacağımız bir alan. Ama çerçeveyi açmamak adına bir giriş olsun. İletişim dediğimiz zaman iki kişinin, en az iki tarafın diyelim, birbirlerini etkilemesi, bir etkileşim malumunuz. Tek taraflı olunca ona iletişim değil, iletim diyoruz malumunuz. Hani böyle trafik levhalarında iletimi görüyoruz. İşte bir trafik levhası var karşımızda, bize bir mesaj gönderiyor. Ama biz ona gelip mesaj göndermediğimiz için burada sadece bir iletim var. Bazen insanlar arasında da aynı bu trafik levhasında olduğu gibi bir iletişim değil, bir iletim yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bunu arzu etmiyoruz. Biz insanlar olarak etkileşim içerisinde olmak zorundayız. İletişim deyince de tabii bunların türleri var malumunuz. Bir sözlü iletişim var, sözsüz iletişim var, yazılı iletişim var. Çok girift bir konu. Ve bütün bunların üst formatında artık üçünün de yeri aldığı bir dijital ortamı var. Dolayısıyla aslında biz iletişimi tanımlarken artık dijital iletişimden bahsetmek zorundayız. Yani bir sanal gerçeklik denen bir kavram. Çok enteresan bir kavram. Sanal diyorsunuz ama bir yandan da gerçeklik diyorsunuz. O zaman Bu üçünü de kapsıyor mu bu? Hem sözlüyü, elbette sözsüzü. Yani üç formu da evet, kapsıyor. Üç formu çünkü da sözlü olarak çok kurabiliyorsunuz. Yazılı olarak mesajlaşıyoruz, evet. Öyle değil mi? Çok da pratik bir işimizi görüyor. İşimize de yarıyor. Yani bunu yatsıyamayız. Bazen sözsüz. Bazen de sözsüz bir iletişim emojileri konuşacağız uzun uzun. Evet, doğru. Ya da görüntülü konuştuğumuz zaman da beden dilimizle de konuşabiliyoruz. Değil mi hani mesela? Evet. Sanki yanımızdaymış gibi ama yine sanal bir ortamda. Dolayısıyla bütün formlarını aslında dijital iletişimle beraber görebiliyoruz. Bu güzel. Ama bunları görüyoruz. Lakin acaba gerçekten yüz yüze iletişimle aynı etkiyi gösteriyor mu? Bu işin ayrı bir kısmı. Yani gerçekten evet sanal bir iletişim kullanıyoruz ama yüz yüze iletişim gibi etki gösteriyor mu? Onu da konuşacağız belki. Evet, o zaman şuradan başlamak daha uygun olacak kanaati acizanem. Gerçeklik anlayışımızı tanımlamak biçimimiz de bizim anlayışımızı tanımlıyor tekrar. Yani sanal gerçeklik dediğimiz andan itibaren bir çelişki yaşıyormuşuz gibi geliyor ama bu da bir gerçeklik. Yani biz gerçek dediğimiz zaman elimizde tutabildiğimiz, evet, değil mi, gözle görebildiğimiz daha somut şeyleri anlıyoruz ama günümüzde
malumunuz biz işlerimizi, demin siz programın girişinde güzel bir konuya parmak bastınız aslında. Resmi işlerimizi dahi biz bu dijital platformlarda hallediyoruz, öyle değil mi? Yani bir e-devletimiz var mesela. Evet. Dünyada sayılı kullanan kişilerden bir tanesiyiz yani bu anlamda ülke açısına baktığımızda. Ve işimizi çok kolaylaştırıyor. Çok kolaylaştırıyor. Avrupa'ya falan gittiğinizde inanın bu kadar rahat. Yani bir haftada çözeceğiniz bir şeyi Türkiye'de bir günde çözebiliyorsunuz. Bu çağ. Tabii Avrupalılar buna değişik gerekçeler gösteriyorlar. Biz kullanmıyoruz işte efendim güvenliğimizi düşündüğümüz için vesaire gibi değişik amaçlarla bunu kullanmadıklarını söylüyor ama bir yandan da bizim işimizi kolaylaştıran gerçekten önemli bir alana hitap ediyor. İşte o zaman gerçeklik dediğimiz zaman bu sanal gerçeklik bizim artık gerçekliğimiz, yeni gerçekliğimiz haline gelmiş oluyor. Buradan da hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu sosyal bağlantılarla biz artık daha fazla yüzleşmeye başladık. Şimdi o zaman şöyle, biz aslında dijital iletişime pandemiyle çok hızlı bir geçiş yaptık. Yani biz ne zaman bu hale geldiği şöyle bir düşünecek olursak pandemi bir kırılma noktasıydı. Pandemiden belki de bir formatlama noktasıydı yani. Evet aslında. Olabilir. Belki de bilinçli. Oraları hiç karıştırmayalım. Bilmiyoruz yani. Belki böyle planlanılan evet, bir yani gerçek de var. Onu da ihtimal dahilinde. Evet. Yani. Kabul eden ya da etmeyen olabilir ama böyle bir ihtimal de var. Dijitalleşme pandemiyle girdiği için artık dersler, öğrenci-öğretmen ilişkileri, bütün işlerimiz, çalışan insanların artık sanal olarak işlerini halletmesi. Pek çok noktada artık hepimiz evimizdeydik. Biz orada yalnızlığı bir kere sevdik, alıştık. Evimizde suyumuzda, çayımızda çalışmaya da alıştık. Böyle bir şeyi aslında yavaş yavaş bize empoze de etmiş oldular. Buradan bir başlayalım. Evet. Sosyal bağlantılar da onunla birlikte pik yaptı. Doğru. Dolayısıyla iş tanımları değişmeye başladı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık yaptığımız meslekleri hepimiz ucundan, kıyısından mutlaka bize de dokunuyor bir şekilde. Yeniden bir yeni bir anlayışla artık işlerimizi yani home office dediğimiz olay zaten vardı ama diğer mesleklere de bu aksedilmiş oldu. Çok az işte belki de home office olmayan çok az iş. Evet çok az bir iş kaldı gerçekten. Dolayısıyla siz kendinizi eğer yenilemezseniz bu yeni çağda mesleğiniz de icra edemez hale geldiniz. En basitinden bizim de içinde olduğumuz bir eğitim sektörü. Biliyorsunuz eskiden eğitim sektöründe yüz yüze dışında başka bir imkanımız yoktu neredeyse. Evet açık öğretimlerimiz vardı o döneme kadar ama farklı bir alanda farklı işler görüyordu ve çalışanlar için güzel imkanlar sunuyordu. Ama şimdi bu örgün eğitim dediğimiz eğitim tarzında da biliyorsunuz uzaktan eğitimle biz eğitim yapmaya çalıştık. Bu tabii faydaları var, zararları var. Konuşabiliriz bunu. Benim kanaati acizaneme göre yüz yüze iletişim gibi olmuyor. Yani biz sanal bir pencerenin arkasında, bir ekranın arkasında öğrencilere hitap ettiğimiz zaman onları görmediğimiz için yüreklere dokunamıyoruz. Eğitim bir yürek işi malumunuz. Sadece akademik bir aktarım değil. İletişim de biliyorsunuz etkileşim olduğuna göre bu etkileşimi maalesef bu ekranlardan sağlayamıyoruz. Dolayısıyla etkisi de azalmış oluyor eğitimin. Öğrenci açısından da bazı handikapları var malumunuz. İşte öğrenci karşınızda mı değil mi? O anda ekranı açık, sizi dinliyor mu, acaba dinlemiyor mu? Bunun sağlamasını pek yapamıyorsunuz. Evet kameraları var falan ama bazen işte müsait değilim diyorlar, işte açamıyorlar, açmıyorlar ya da mecbur değil. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ben düşünüyorum. Yani. Peki biz bunları yıllar sonra mezun olan öğrencilerde göreceğiz mi? Belki bu önemli yani bununla karşılaşacağız, bununla yüzleşeceğiz. Tabii bu eğitimin bir sonucu var. Malumunuz tabii ki sonucu var. Öğretim, eğitim ve öğretim özellikle milli eğitim kanalıyla baktığımızda hani üniversite artık akademik bilgilerin aktarıldığı daha fazla alanlar oluyor ama orta öğretim dediğimiz işte milli eğitimin yapmış olduğu eğitimler hem eğitim hem öğretim. Dolayısıyla sadece öğretim yapıldığı alanlar değil. Eğitim ise biliyorsunuz bilginin davranışa dönüşmüş şekli olması gerekiyor. Yani eğitilmiş insan önemli. Hani bunlar gelecekte bizim mesleklerimizi icra eden kişiler olacak. Tıp alanında, sağlık sektörü alanında, işte teknoloji alanında vesaire. Bunların yansımasını göreceğiz elbette. Mutlaka bazı sorunlar yaşanacak. Çünkü şunu söyleyebiliriz. İstisnai bir durumdu. İşte bir salgınla karşı karşıyaydı. Bir pandemi. Küresel ölçekte olduğu için artık salgının ötesinde bir pandemi. Bir Türkiye'de bundan tabii nasibini aldı. Ama bundan sonra ne yapabiliriz? Şu anda böyle bir şey söz konusu olmadığına göre yine fabrika ayarlarımıza dönerek belki yeniden doğru işler yaparak
bu süreci yine tersine çevirerek, olumlu yönde tersine çevirerek sürdürmemiz gerektiği kanaatini de taşıyorum. Onu da söyleyeyim. Hepimiz belki o kanaati taşıyoruz ama bir gerçeklik var ki biz yalnızlığı sevdik. Şimdi bize dokunmayın istiyoruz. Bunu her platformda görebiliyoruz. Dışarıda, bir kafeye oturduğumuzda, otobüste, piknik yapacağımızda ki çok azaldı, bitti pek çok şey yani. Biz bir de yalnızlık ve izolasyon diye bir başlık açtığımızda bu yalnızlığı seçtiğimiz için ben böyle iyiyim dedik. Yani home office çalışmak bana iyi geldi. Kimseyle muhatap olmuyorum. Kimseyle işte omuz omuza görüşmüyorum. Selamünaleyküm deyip sabah bir günaydın demiyorum. Bunları artık istemiyoruz. Böyle bir handikapın içerisindeyiz. Biraz bu buna pencere açalım. Hay hay. Bu konuya baktığımızda Ayşegül Hanım bu Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerde daha fazla olduğunu görüyoruz. Biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet, belki orta yaşın üzerindeki insanlarda tek tük böyle tercihler olabiliyor ama özellikle Z kuşağında bu bir tercih olarak görüyoruz. Yalnızlığı tercih ediyor. Kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan bir kitleden bahsediyoruz. En güzel örneklerden bir tanesi otobüse bindiğiniz zaman genç arkadaşlarımızın genellikle bir kulaklık taktığını ve önüne bakarak hemen yerini alıp yolculuk ettiğini görüyoruz. Bu aslında bir mesaj. İletişim biliyorsunuz. İletişim kuramamak imkansızdır diye bir başlığımız vardı. Geçen programda hatırlıyorum. Evet, doğru. Yani siz hiçbir şey söylemeseniz dahi iletişimde bulunmuş olursunuz. Yani sessizlik, konuşmamak da bir iletişim tarzıdır. Arzu ettiğimiz bir tarz değil ama bir iletişimdir. Yani peki şöyle baktığınız zaman o genç bize nasıl bir mesaj gönderiyor hiç konuşmadan. Kulaklarında işte elinde bir şey var, bir telefon var, onunla ilgili yere bakıyor. Bu şu demek yani. Ben bir yalnızlık tercihini seçtim. Bilinçli bir tercih bu. Beni rahatsız etmeyin. Hani bırakın bir büyüğe yer vermek ya da bir yaşlıya yer vermek bir tarafa bırakın. Yani. Öyle olamaz çünkü iletişim kapalı. Zaten böyle bir şey tercih etmiyor. Zaten oturmak zorunda ki telefonuyla meşgul olabilsin ve bu yalnızlık içerisindeki bu 10 dakika içerisinde telefondaki o sosyal ağları takip etmek mecburiyetinde gibi hissediyor ama kendisini. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Tamam, dışarıdaki insanlara diyor ki kulaklığımı taktım ve bana dokunmayın. Ben şu an burada sayfaları sürüklerken o kadar çok iletişim kuruyor ki aslında. Diyor ki bana dokunmayın, iletişim istemiyorum. Bu tarafta ben zaten alacağım, böyle bir şey mi var ki? Evet, aslında iletişim kurmuyor. Daha çok aslında tek taraflı bir bilgi alışverişi olduğu için daha fazla bir iletim içerisinde oluyor. İletim. Bana göre. Tamam. İletişim var. Tek taraflı çünkü bir kanal orada. Ve sadece dediğiniz gibi görüntüleri seri bir şekilde geçerek kaydırıyor. Orada evet bir yalnızlığı tercih etmesinin sebebi, ana sebebi bu olmuş oluyor. Peki yani psikolojik açıdan belki değerlendirilebilir artık yeni bir çağ, modern bir çağ, dijital çağ, bilgi çağı, uzay çağı adını ne koyarsanız koyun. Ama farklı bir çağın içerisinde olduğumuz kesin. Bu bilinçli tercih öğrenciler ya da gençler üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Yalnızlık dediğimiz şey psikolojik bir durumdur. Aslında nedir yalnızlık? Belki bu açıdan da bakılabilir. Yani ne zaman yalnız oluruz? Yani etrafımızda bazı durumlarda yalnızlık güzeldir. Evet, bazı durumlarda siz bazı zamanlarda bunu tercih edip kendi dünyanızı dönerek kendinizi muhasebe etmek anlamında belki yalnız kalmayı tercih etmiş olabilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama bir hayat tarzı olarak tercih ettiğiniz zaman yalnızlık nedir? Yalnızlık sadece tek başına olma durumu mudur? Bir odada tek başına kalma durumu mudur? Yoksa etrafınızda bir sürü insan olduğu halde de yalnız olabilir misiniz? Yalnız olmaktır. Ben ikinci durumu burada irdelemek istiyorum. Yani kalabalıklar içerisindeyiz. Yani biz bunu apartman hayatında da yaşıyoruz malumunuz. Yeni dünya düzeninde bu da var. Yani biz yan yanayız ama beraber değiliz. Bu ne demek? Apartmanda komşularımızın ismini say desek bir hayli zorlanırız. İsimlerini saysak dahi onlarla olan iletişimimizi şöyle gözden geçirdiğimizde bunun bir hayli kısıtlı olduğunu görürsünüz. Yani biz apartmanlarda yan yanayız ama beraber değiliz. Aynı bu şekilde diğer alanlarda da bunu görebiliriz öğrenciler ya da gençlerin bu tercih noktasında baktığımız zaman şahısların yerine gerçek iletişim, yüz yüze iletişimi kurmak yerine sanal bir iletişimi tercih etmesi psikolojik açıdan da bir incelenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bunu tabii ki psikologlar bunu daha iyi değerlendirecektir ama genel kültür açısından baktığımızda, genel bilgi olarak baktığımızda şahıslaşıp, yalnızlaşıp bunu narsizme kadar götürebildiğimiz vakalarımız olur.
Yani çoğu zaman da görürsünüz yani sadece kendisini ön plana koyan, kendisini başkalarıyla sürekli mukayese edip en iyisi benim, hep enler üzerinden yürüyen, doyumsuzluğa kadar tatminsizlik duygusu ortaya çıkaran bir duruma, biz bir kulvara doğru gittiğini görüyoruz gerçekten. Ya bu çok hastalıklı bir durum değil mi? Bence de çok hastalıklı bir durum. Onun için üzerine durulması gereken bir konu. Yani şu değil, onun tercihidir deyip üzerinde durmamamız gereken bir konu değil aslında. Ve ya, sadece psikologları ilgilendiren bir konu da değil aslında. Toplumu ilgilendiren kesinlikle bir konu. Kesinlikle öyle. O yüzden bunu biz aslında ailemiz içerisinde de yaşıyoruz hocam. Pek çok anne mutlaka benim gibi düşünecek. Çocuk odasına girdiği zaman beni yalnız bırakın. İşte evet. İşim var. Evet. İşte oyun oynayacağım ya da ders çalış. Alanıma girme. Evet. Evin içerisinde özel bir alan bırakın otobüste hani toplu taşımada ya da dışarıda evin içerisinde bile bir set çekiyor evet. Ve diyor ki işte bana dokunmayın burası benim özel alanım. Evet. Tabii ki özel alanına saygı duyacağız çocukların ama diyor ki ben burada yalnız kalmak istiyorum. İnsan ailesinin yanında da mı evet. Yalnız kalmak ister? İşte tercih noktasına getirdiğimiz zaman ailenin yanında bile bir tecrit hayat yaşadığını görüyorsunuz. Özel alanını sürekli vurgulayarak oraya girilmesinin bile normal bir durum olmadığını ailesine söylüyor ve böylelikle kendisini sürekli geri çeken bir nesille karşı karşıya kalmış oluyoruz. Peki bunlar sonrasında iş dünyasına atılacak. İş dünyası nedir? İletişimdir. Yani iş dünyasında ne iş yaparsanız yapın mutlaka işte bir şeyi satacaksınız, bunu anlatacaksınız ya da işte ne bileyim bunu pazarlayacaksınız. Burada iletişim gerekiyor. Zaten zorluk da orada ortaya çıkıyor. Evet. Yani yapmış olduğunuz antrenman tabiri caizse gerçek maçta işe yaramıyor. Hmm. Yani dediğiniz çok katılıyorum. Evet sürekli geri çekilen bir hayat ama sahaya indiğiniz zaman, önünde sonunda bir mesleği yapmaya kalktığınız zaman büyük problemler ve ondan sonra da sorunlar yaşanmaya başlıyor ki bunu biz her alanda görüyoruz. Evet. Öğretmenlik alanında görüyoruz, tıp alanında görüyoruz değil mi? Hastayla olan iletişimde bir sürü problemler ortaya çıkmış oluyor. Bu karşılıklı bir sıkıntı aslında. Sadece hastadan ya da sadece doktordan yana bir durum değil. Yani karşılıklı bir farklılık var. Yani herkes kendi iş dünyanın dönerse ve iş gerçekten lazım olduğu zaman ortaya çıktığı zaman büyük problemlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor ve bazen 3. sayfa haberlere kadar gelen durumları siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bunları belki, sunuyorsunuz zaten. Evet, bizim bu kadar sinirli, bu kadar agresif olmamızın temelinde de ta bunlar var aslında. Yok canım, öyle şey mi olur işte bir sosyal ağ ya da ne bileyim sosyal bağlantılar. Evet, zararsız gibi. Bunlar masum etkili gibi. Olmaz diye düşünüyoruz evet. Ama temelinde bunlar var. Çünkü bir taraftan ahlakı, bir taraftan vicdanı hepsine darbe vuruyor. Doğru. Bunlar teker teker törpüleniyor ve bitmiş oluyor. Evet. Bunlardan kaynaklı tabii, bizim tabii. Bütün kavgalarımız. Yani en son yaşanan oyun mevzu var hani bu dijital ortamda oynanan oyunlar çok herkesin bildiği bir örnek olduğu için. Biliyorsunuz en son haberlerde işte yansıdı. Genç ne yaptı? Kafasına bir kamera takıp oyundaki yapmış olduğu icraatları gitti. Gerçek hayatta da yapmaya kalktı ve elindeki bıçakla işte onlara bunları yaralamaya başladı. Evet. Yani bu artık bu ne işin çok acı. Tehlikeli evet. Bir boyuta geldiğinin evet. En güzel örneklerinden bir tanesidir. Yani onu içselleştirip artık onu bir görev addedip sanki gerçek hayatta da yapılabilecekmiş bir durummuş gibi artık o nasıl bir hayatta nasıl bir gerçeklik algısıyla yaşıyorsa çocuk onu sahaya da taşıdı ve tabii çok büyük bir sorun yaşamış kontrol oldu. Kontrol mekanizması tamamen yok olmuş. Yok oldu. Evet. Ve bir taraftan da canlı yayında işte silahı dayayıp da. Evet mesela. Yani bundaki kastı acaba hani tabii ki psikiyatristler, psikologlar daha iyi inceleyecektir mutlaka evet. Ama ne demek istiyor orada çocuk? Diyor ki hani ben kimseyle iletişim kurmuyorum. Belki bu izole hayatı ben seçtim ama yine de beni görün. Ha orada şu var orada, Ayşegül Hanım. Evet. Orada şu var. Onu hemen söyleyeyim. Bu sosyal mecrada konuşuyoruz ya. Burada önemli olan nedir burada? Takipçi sayısıdır. Öyle değil mi? İzlenebilirlik. Yani niceliktir, nitelik değildir malumunuz. Evet. Yani dikkat ederseniz sosyal medyaya şöyle bir baktığınız zaman o üye sayıları vesaire o takipçilere baktığınız zaman işte binler, on milyonlara bulan sayılar var. Orada kişinin yapmış olduğu şeye bakıyorsunuz çok basit, çok rigid şeyler. Hatta kabul edilmemesi gereken şeyler yapıyor ve takipçi sayısını arttırıyor. Dolayısıyla orada tek bir ölçü var, sayıyı arttırmak. O zaman ne yapacaksınız? Çok rigid. Değil farklı. Mi? Herkesin yapamadığı şeyi yapmak ya, mecburiyetinde evet, hissediyor evet, çocuk ya kendisi. Ya ahlaksız olacaksın. Tabii. Ya işte küfür yani kullanacaksın. O zaman izlenilik artıyor. Evet. Yani olumsuz bile yazı olması onun etkileşiminin tabii, arttığı anlamına gelir. Çünkü orada sadece bir şey var. Sayı artırmak. Evet. Yani niceliksel bir durum var. Niteliksel bir durum yok.
Ama oysa biz gerçek hayatta nitelik ve niceliği birlikte götürmemiz gerekiyor. Hı hı. Siz evet sadece meşhur olmanız, sadece sayınızın artması aslında kaliteyi getirmiyor. Ama tek ölçü bu olunca, hani bu televizyonda da malumunuz, reyting denen bir şey var değil mi? Şimdi siz isteseniz burada reyting arttırmak için çok uç konuları dile getirebilirsiniz. Hı hı. Çok ilginç yapabilirsiniz ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Evet reytinginiz artar ama doğru bir şey yapmış olmasınız. Ya bir insanın bir duruşu vardır. O duruşunu yansıtması gerekir. Evet. Bizim ekranlarımızda da mesela çok dikkat ettiğimiz şey budur. Bizim evet. kanalımızın bir duruşu vardır. Bir insanlara aktarmamız gereken bir evet. görevimiz vardır. Bu çizgiyi vardır. Bozmamak bu gerekir. Bu çizgiyi bozmama. İster öyle ister böyle. İzlenir orada az da olabilir, evet. çok da olabilir. Evet. Bu duruş önemli. Onun için nitelik daha ön plana çıkıyor. Ama sosyal medyada böyle bir ölçü yok. 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 Dolayısıyla terazinin kantarının topuzu kaçıyor. Burada. Evet. Biraz oradan kaynaklanıyor. Yani vur, kır, parçala, takip sayısını arttır. Arttır. Bu tabii çok sıkıntılı bir durum ve maalesef gençlerimize artık şunu söylememiz gerekiyor. Yani oradaki takip sayısı arttığı zaman siz kaliteli bir iş yapmış olmuyorsunuz. Varsın takip sayısı 100 olsun, 50 olsun ama nitelikli işler yapın. Güzel şeyler söyleyin. Tabii biraz da kitle meselesi. Kitle de buna tabii ayak uyduruyor galiba. Ama şöyle de bir şey var. Takipçi sayısı çok. Yayınladığı bir işte hikayede ya da bir posta çok fazla insan tepki gösterdi. Kapandığı zaman, yattığı zaman yine yalnız. Evet. Yani oradaki i̇şte onu iletişim dedim. Onu beslemiyor. Beslemiyor. Çok güzel bir şey. Ben bunu şeye benzetiyorum. Denizin ortasında kalıp susuz kalan bir insanın deniz suyunu içmesine benziyor. Evet. Yani içtikçe susuz artıyor aslında. Yani terse dönüyor. Yani ne kadar fazla yaparsanız yapın o kalite olmadığı için sizi aslında yalnız bırakıyor. Çünkü şuradan belli. Bakıyorsunuz işte mecranıza işte binlerce arkadaş tırnak içerisinde evet, arkadaş o ne demekse. Hatta yani, milyonlarca arkadaş diyorsunuz ama başınıza bir iş geldiğinde ya da bir cenazenizde veya önemli bir olayda bakıyorsunuz kaç kişi gelmiş. Kim gelecek? Ona hiçbirisi yok. Ya, gelmiyor bir ara dalgası, yani yine yalnızsınız aslında. Bir ara dalgası geçildi ya. Düğün davetiyelerini WhatsApp'tan yollayınca çeyrek altınlar da WhatsApp'tan fotoğrafla evet. yollanıldı. Yani demek ki yani sen bana böyle bir demek gelirsen, ki sanal ortamdaki evet. o sayılar gerçek hayatta yok. Yok. O zaman ne kadar arkadaşınız olduğunuzu o sayılar belirlemiyor. Gerçekten birlikte olduğunuz, etkileşim içerisinde olduğunuz ve gerçek hayatta iletişim kurduğunuz insanlardır aslında sizin evet. arkadaşlarınız. Sana gelebilecek, sana evet. koşacak. Ama o da bir format arkadaş sayısı, evet. arkadaş kelimesi çok önemli. Ve size bakıyorsunuz oradaki sayı yükseldikçe ne kadar fazla arkadaşım var. Herkes bunu görüyor. Tabi bu da işin biraz daha sıkıntılı tarafı aslında. Bu aslında çok büyük bir sosyal bozulmayı da beraberinde evet. getirdi. Sosyal anksiyeteyi beraberinde evet. getirdi. Evet. Ve yani bunlar tehlikeli bir hal almaya başladı aslında. Evet. Peki hep duyuyoruz sosyal anksiyete, sosyal bozukluk. Evet, kaygı diyebiliriz buna. Evet, yani bu bizim üzerimizde iletişim içerisinde nasıl bir etki bıraktı peki? Şimdi şöyle oldu. Biliyorsunuz sosyal medya bize bir imkan daha sağlıyor. Anonim kalmak. Şimdi açık olarak söylemediğiniz bir şeyi orada gerçek kimliğinizi saklayarak özgürce ifade edebiliyorsunuz. Yani toplumdan aslında uzak kalmayı gerektiriyor. Çünkü eğer siz tabiri caizse rigid bir iş yapma peşindeyseniz, toplumun genelinin onaylamadığı bir çerçevede iş yapıyorsanız, aykırı olma telaşı içerisindeyseniz, onun için yaptığını söylemiştik, işte takip sayısını arttırmak, izlenimi arttırmak için yapıyorsanız bunu, o zaman kimliğinizi açıklamamanıza gerekir bir yandan. Evet. Yani bunu devam ettirmek istiyorsanız. Gizli kalmak, evet, anonim gizli kalmak. Evet. Dolayısıyla böyle olunca ne oluyor? Siz orada sürekli yorumlara katılarak, sürekli iyi şeylere kötü yorumlar yaparak, mesela birisi orada güzel bir iş yapıyor, hemen yorumlara dikkat edin, böyle hemen oraya bir saldırı başlar hemen. Böyle kendisinde o şeyi görür çünkü o hakkı görür. Ve pervasızca saldırır. Şimdi böyle olunca bu sosyal medya içerisinde zaten yalnızlığı tercih etmesinin sebebi o toplumda böyle bir insanın kabul görmesi artık çok zor olduğu için kendi dünyasında yaşama mecburiyetinde kendisini aslında yalnızlığa hapsetmiş oluyor böylelikle. Çünkü başka türlü bunu icra etmesi mümkün değil gerçek değil, hayatta. Mümkün değil. Bu o zaman bu sosyal kaygıyı otomatikman besleyen bir şeydir zaten. Çünkü kendisi burada bir adaptasyonu sağlayamayacağından ötürü. Burada bu kaygı iyice artıyor aslında ve sürekli gizli bir planda bunlara yorum yaparak işte bunların efendim
aslında kötü şeyler yaparak, daha doğrusu yani bir toplumun iletişim normlarının dışına çıkarak burada sürekli bir saldırı meydana geliyor. Ve bu aslında ondan sonra da kendi bu hakkı gördüğü için ve başına herhangi bir iş de gelmediği için bu pervasızlık artıyor iyice aslında. Ve bu da tabii büyük sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza tekrar geliyor. Hocam inanır mısınız? Bundan mutlu olan insanlar var. Bu kaosu yarattığı için mutlu olan insanlar var. Özellikle burayı kaşıyan insanlar var. Yani o kaostan besleniyor. Evet. Özellikle yapıyor. Dediğiniz gibi ismini gizleyerek belki yapıyor. Hiç fark etmez. Bazen ismiyle bile yapıyor ama daha çok saklanmayı, gizlenmeyi seviyorlar. Bundan müthiş bir haz duyuyorlar. Bu kaostan. Evet. Müthiş bir haz duyuyorlar. Belki de bu bizi işte oynadığımız bu oyunlar, bu vurma, kırma, işte parçalama, belki bu oyunların temelinde de gelen bir şey de olabilir. Tabii o formatlıyor yani, bizi. Evet, bizi bu hale getirmiş de olabilir diye düşünüyorum. Doğru. Mutlaka araştırmalar yapılıyordur. Var bu konuyla ilgili. O oyunların psikolojik olarak kişileri nasıl etkilediğiyle ilgili çok çalışma var. Her defasında şiddet arttıkça kişilere de bunu yansıdığı ispatlanmış durumda. Bunu biliyoruz artık, bu bize bir sır değil. Ama bundan onları mahrum bırakacak bir başka bir platform bulamadığımız için çocuklar daha fazla bunlara yönelmiş oluyor. Daha doğrusu yani bir bundan o hazın artık yükseldiği için, yerine de bir şey koyamadığımız için, bir şey ikame edemediğimiz için bundan onu koparma durumumuz yok. Yani onu oradan uzaklaştıramıyoruz. Yoksa şey belli, sorun belli. Bir yönüyle bu. İkinci yönü yine hani sosyal anksiyete bağlamında belki kaygı olarak bunu ele alabiliriz. Sanal bir dünya olduğu için orası, sizin görmüş olduğunuz o mükemmellikler aslında mükemmel değil, kusursuz değil. Hani hep görmüşsünüzdür görüntüleri. Yakın planda baktığınız zaman mükemmel bir şey, biraz kamerayı çevirdiğiniz zaman aslında bir harabe. Kendi hayatı da bu şekilde. Sürekli o mükemmelliği göstermek, işte evlilik hayatındaki o tatil görüntülerini, efendim işte yediğinden içinden vesaire. Böyle olunca bu sanal dünyanın gerçekliği haline gelince kişiler sürekli kendisini başkalarıyla mukayese etmez ihtiyaç hissediyor. Bu da tekrar çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Ve o kadar çok yaşıyoruz ki bunu, özellikle genç kızlarda. Güzellik algısı bizim kafamıza vura vura, işte şu kilodaysan güzelsin, İşte şu makyajı yaparsan burnunuzun güzel. Şekline kadar. Evet, burnunuzun şekline kadar. O kadar çok bu bizim üzerimizde ki, yani bir de şey, onaylanma. Yaptırdın, i̇şte, ettin. O zaten. Evet, onaylanmak için yapıyor. Ve bu piyasa da bu yönde bizi çok güzel bir şekilde etkiliyor. Yani oyuncaklardan tutun. Hani meşhur bir bebek markası var ya, malumunuz. Çocuklar onlarla oynarlar. Onların anatomisini incelerseniz hiç insan anatomisine benzemez o kızlar. Saçlarından tutun beline kadar, şu kadar bir beli var falan, o oyuncaklar. Dolayısıyla onunla oynayan genç kızlar ta küçük yaştan itibaren böyle o güzellik, estetik algısını... biz o aslında iyilik yapmıyoruz o tür oyuncakları alarak o kızlara. Çünkü onların daha güzel, insan anatomisine daha uygun olanları var. Onlar biraz daha farklı. Evet, bir de herkes biriciktir. Yani o kusuruyla elbette güzeldir. Ya da o ona başka bir anlam katıyordur. Ama böyle değil tabii ki şey, sanal öyle dünyada değil. Öyle değil. O normlar dayatılıyor ve onunla oynayan, onunla hemhal olan çocuklarımız da aynı onun gibi olmaya çalışınca bu sefer soluğu nerede alıyor? Kendisi öyle değil. Evet. O zaman öyle olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü o dayatılan bir profil. Demin dediğiniz gibi herkes biriciktir aslında ama o tabii o bilinçte büyümüyor. Dolayısıyla kendisi hemen soluğunu nerede alıyor? Bizim cerrahlarımızın kapısını çalarak. Burada da bir sürü facialar yaşıyoruz, görmüşsünüzdür. Sağlık problemleri durduk yere hiç ihtiyacı yokken hayatını yapılan. Hayatını kaybedenler var. Sadece tabii ki, bir botoksla bile kaybeden, bırakın bir sürü ameliyatları. Şey var. Tabii yine bu sosyal medyadaki ortamlarda bu sorunlu olan kısımlar gösterilmediği için sürekli başarılı tabii, olan tabii, örnekler. Tabii güzel. Evet, onlar sunulduğu için dolayısıyla herkes zannediyor ki evet, gidersem doktora istediğim şekli alırım gelirim. Halbuki bu cerrahi yöntemleri ortaya çıkarken bambaşka amaçla ortaya çıkmıştı. Kazalarda sorun yaşamış olan, yaralanmış olan kişilerin değil mi tekrar yeniden o uzuvlarını kazanması noktasında ortaya çıkan bir alanı biz ne yaptık? İşte bu şeyle tamamen estetiğe dayalı bir çok önemli olan bir alanı keyfimize, zevkimize göre kullanmış olduk ve böyle bir piyasa oluştu şimdi. Bu da tabii yine bu sosyal medyayla beraber bize pompalanan güzellik algısı, yani, estetik algısı noktasında incelenmesi gereken bir sorun. Herkes kendini eleştirmesi gerekiyor. Siz anlatırken ben de eleştiriyorum bazı noktalarda kendimi. Hepimiz kontrollü olmaya çalışıyoruz. Evet. Hani bilinçliyiz diyoruz.
biraz eğitimliyiz ve hani bu noktalarda biraz daha titiziz diye düşünüyoruz ama öyle bir okyanus ki hocam, içine girdiğinde boğuluyorsun. Hı hı. Bazen fark edemiyorsun. Hı hı. Bir bakmışsın sen de etkilenmiş buluyorsun kendini. Düşünsenize biz bile bu kadar hani eğitimli ve titiz davranalım derken boğuluyorsak çocukları, gençleri düşünemiyor. O zaman şu konuya girmiş olduk aslında. Sosyal medya iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hani böyle sorulur ya. Evet. Bana göre bu soru yanlış bir soru. Yani ben hiçbir zaman bir nesneyi, bir aleti kendinden menkul bir şekilde iyi midir, kötü müdür diye değerlendirilmez. Şimdi şöyle bir örnek verelim isterseniz. Şimdi desem ki ben size bıçak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye sorumu soruya benzer aslında. Evet. Şimdi yani bunun cevabı... Kimin için? Evet. Ben şöyle bakıyorum olaya. Eğer bıçak söz konusuysa diyorum ki bununla siz ne yapmak istiyorsunuz? Eğer yemek yapmak için kullanıyorsanız bundan daha güzel bir alet olmaz. Ama gidip bir kişiyi bununla yaralıyorsanız bundan daha kötü bir alet olmaz. Dolayısıyla sunulan hizmetler, araçlar kendinden iyi midir, kötü müdür değil. Bizim bunda ne yaptığımızla ilgili. Şimdi sosyal medya olayına geldiğimiz zaman sosyal medya iyi midir, kötü müdür? Hayır, doğru soru şu. Siz bununla ne yapıyorsunuz? Evet, siz sosyal medya ortamında bilgi aktarıyorsanız, efendim gezdiğiniz yerleri tanıtmak amaçlı insanlarla paylaşıyorsanız, yediğiniz içtiğiniz değil de daha çok kültürel faaliyetleri, spor yaparken insanları heveslendirmek için görüntülerinizi paylaşıyorsanız. Efendim ben 52 yaşındayım, bakın hala spor yapıyorum, siz daha gençsiniz, siz daha iyisini yapıyor mesajını verebiliyorsanız. Evet, yemek, zaman, yapıp, yemek yapıp yeni tarifler ulaştırabiliyorsanız. Eğitim noktasında efendim eksik kalmış konuları, insanların yeni bilgileri, insanların hizmetini sunuyorsanız bundan daha güzel bir mecra olamaz. Ama demin söylediğim gibi bunları kötü amaçlarınız için kullanıyorsanız, sürekli orada görüntüler, işte içinizin almadığı görüntüler, müstehcenlik vesaire birçok görseli sadece takipçi kazanmak uğruna paylaşıyorsanız o zaman bu mecra sizin için iyi bir mecra değil. Değildir. Peki burada ne yapabiliriz? Ona geçmeden hemen hayatımızda işte güzellik merkezi olarak ve attığı storylerle güne başlatıp binlerce milyonlarca takipçisi olan bir davanın tahliye kararı verilmiş mesela. Dilan Polat davası hepimiz biliyoruz artık. Kadını tanıdık, evini biliyoruz, hayatını biliyoruz, bütün yaşantısını biliyoruz. Bütün genç kızlara sunduğu kötü örneklerden tutun hepsini biliyoruz. Bugün tahliye kararı verilmiş. Çıkarken ya da çıkmadan önce içerideyken, hapisteyken bile yazılan mesajlar, gönderilen mesajlar. İşte biz sosyal medya bizi bu noktada buraya da getirebiliyor. Şimdi hani dediniz ya bıçak kimin elindeyse, bir kasabın elindeyse çok değerli, şahane bir yemek çıkartabilir. Bir katilin elindeyse adamı öldürebilir. İşte bu noktalarda bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bir kadın bütün genç kızları etkileyebiliyor. Aslında biz bunu konuşuyoruz. Hemen çözüm önerilerini. Bunu hem haber noktasında tahliye kararının verildiğini duyurmak için söyledim. Hem de tam konuyla ilgili olduğu için bahsetmek istedim hocam. Çözüm önerileri peki ne? Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz zaman zaman fiziksel bir örnek vereyim. Yani mesela fiziğimize bazı değişmeler olur. İşte yemek bile bir... ölçüyle olması gereken bir durum. Bazen biz kendimizi kaptırırız ve çok fazla yemek yeriz. O durumda da kilo alırız. Evet. Kilo aldığımız zaman bir iki kilo alınca sorun değil ama ölçüyü açtığımız zaman, aynanın karşısına geçip baktığımız zaman çok fazla kilo almaya başladığımız zaman geriye bir tek çare kalır. Hanımefendiler daha iyi belki bilecekler. Diyet yapmak. Diyet yapmak. Evet. Yani ölçü yemeye başlarsınız. Artık o gece yarısı yapmış olduğunuz kaçamakları yemek anlamında yapmazsınız. Daha dikkatli bir gıda tercihi yapmak zorunda kalırsınız. Ben bu aynı durumu sosyal medya için de tavsiye ediyorum. Diyet yapacağız diyet o zaman. Diyet yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu da lütfen şöyle anlamayalım. Yani devlet bunu yasaklasın, olay bitsin değil de değil. Devlet yasaklamasın. Biz bunu bilinçli bir şekilde kullanalım. Sosyal... Çünkü yasak kelimesi hoş bir kelime değil hocam. Kabul ediyoruz. Evet. Başımıza geldi, bir hafta eksik yaşadık. Kaldı. Herkes yasını tuttu. Ben çok mutlu oldum, onu söyleyeyim. Şöyle daha fazla vakit tema olduğunu gördüm. Ben de kendim fazla vakit geçirdiğimi anlamış oldum. Güzel bir deneyim oldu. Detoks aslında oldu bizim için. Oldum. Kesinlikle ben de öyle olduğunu dolayısıyla düşünüyorum. Dolayısıyla baktım ki zamanım çokmuş aslında. Yani o bir iki saat bana kaldı bir anda. Şimdi böyle olmasın, eyvallah, güzel.
gerektiği zaman devlet zaten görevini yapar her zaman. Hı hı. Ama böyle bir şey olmasın, böyle bir şey yaşamayalım. Onun kendi yerine biz kendimizi diyetimiz yapalım. Kendimizi bu ne demek? Yapalım. Bu ne demek? Belli bir zaman dilimi ayıralım buna. Yani hı hı. Malumunuz artık biz zaten telefon uyarıyor. Şu kadar saatinizi burada geçirin. Evet. Eğer sizin karşınızda 3 saat yazıyorsa efendim, hı hı. sosyal medya karşınızda 2,5 saat, 3 saat vakit geçirdiğiniz uyarısı geliyorsa burada bir obezite söz konusu demektir. Evet. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu süreyi çok azaltmamız gerekiyor. Herkese göre değişebilir ama mutlaka bu saatin altına indirmeli ve kademeli yapılabilir. Aynı fiziksel diyette olduğu gibi hani birden yemeği kesmeyiz de evet, önce doğru. ekmeği bırakmakla başlarız vesaire. Burada da belki biraz daha ölçülü, hı hı. biraz daha bu diyete uymak, diyet yapmak zor bir iştir onu söyleyeyim. Çok zordur. Yani nefis devamlı rahatla, kolaylığa alışkın olduğu için efendim zordur. Ama bir şey söyleyeyim, onun hazını alırsanız da çok büyük bir zevk verir size. İlk başta bir mahrumiyet duygusu yaşarsınız. Evet, ona mahrum olmak güzel bir his vermez size. Lakin günlük hayatta bunun hazını aldıkça, zaman size kaldıkça, zamanı daha güzel şeylerle doldurmaya başladıkça bunun hazını alırsınız ve zamanınızı azaltmaya devam edersiniz. Kendiliğinden olur evet, yani. O bir hafta biz bunu yaşadık biliyor musunuz? Evet. Yani mesela mecburen iş için kullananlar olmasa pek çok insan kapattı. Dedi hı-hı. ki çok rahat ettim. Aynen yani öyle. Orada gerçekten 3 saatimi çöpe atıyorum. Evet, ticaret ben. Yapanları burada evet, onları ayrı tutuyoruz. Ayrı tutuyorum. Ya da bizim işimiz gibi olmadı. Mecbur kullanmak zorunda eyvallah. Kaldığımız evet. kısımlar medya olabilir. Sektörü, evet. Ki, eyvallah. Onun dışında gerçekten o bir hafta İnanın, bizi formatladı aslında değil mi? Kesinlikle formatladı. Bunu her insanın denemesi gerekiyor. Bence yasakla de. Değil, isteyerek evet. denenilmesi mesele gerekiyor. Mesele bu olmalı. Mesele yani bu zorla olmalı. Değil, evet insanların yani bir bilinç gelişmemiz gerekiyor. Evet, aynı bu vermiş olduğum örnek gibi araba iyi midir, kötü müdür? Evet, yolculuk için kullanıyorsunuz güzeldir ama bir insanın üzerine sürüp onu öldürmeye kalkarsanız suç aletine dönüşebilir. Sosyal medya da bu şekilde. İyidir, kötüdür. Bu herkese göre değişir. Kişi bununla ne yaptığı çok önemli. Bunu biraz daha süresini azaltıp yerine peki ikame edeceğimiz şey de çok önemli. Hı-hı. Yani hobilerimiz sadece Hı-hı. sosyal medyadan ibaret olmamalı, olmamalı bence. Öyle değil mi? Bunu mesela bir iletişim kaynağı olarak kullanabiliriz. Mesela sporu koyabiliriz hayatımıza. Çok güzel. Çok güzel. En evet, güzel koyulabilecek çok güzel bir şey olabilir. Yani sporla bunu değerlendirebilir. Hı-hı. Herkes kendine göre yapacağı mutlaka bir spor dalı kesinlikle. Var. Kesinlikle. Bunu yerine koyduğunuz zaman o hazı aldığınız zaman o sürenin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu da anlıyorsun. Hı-hı. Ve buna tekrar bir haz veriyor. Ve o düşük özgüven sorunu var ya hani biz... az önce de konuştuk. Birilerine kendinizi beğendirme, işte onun mevbet gibi değiliz aslında. Evet, onun gibi olamadım. İşte evet. benim burnum niye böyle evet. değildi? İşte benim boyum niye şöyle? Bu özgüven problemi hepsi kayboluyor. Hepsi kaybolacak. Bir illüzyon hepsi. Evet, bir sosyal anksiyete dedik ki evet. bu o kadar önemli bir şey doğru. ki ve çocuklarımız da bunun yaşıyor olmaları çok kötü. Çok ben çok kötü. Arkadaşım ağlayan anneler gördüm. Ben bunu ne yapacağım bununla ilgili? Saçının doğru. rengini beğenmeyen, kaşını gözünü beğenmeyen, daha çok küçük yaşlarda sürekli bir mukayese. Baskıyla, evet mukayeseyle düşük özgüven sorunu. Maalesef. Hocam o düşük özgüven sorunu onun iş dünyasında, her şey yansır. Hayatında, evliliğinde, çocukta her şey yansır. Her şeye yansıyacak. Yani mahvettiğiniz bir nesil meydana gelir. Dolayısıyla yine sonuçlarını bizim katlamamız evet. gereken bir durum ortaya çıkar. Onun için buna zamanında yani zamanımız var. Hani deriz ya hiç zamanımız yok işte yapamıyor. Çok zamanımız var. Yeter ki zamanımızı efektif, düzenli, güvenli bir şekilde kullanalım. Onun dışında zaten hiçbir şeyden mahrum kalmıyoruz artık. Çağdaş dünyada artık her şey elimizin altında olduğuna göre. Lazım oldukça kullanacağız elbette ama amacına uygun ve düzgün bir şekilde kullanma kaydı şartıyla. Gelelim bir de gerçek bağ kurma yöntemini. Konuşalım. Gerçek bağ yöntemi hani hep konuşuyoruz ya. Sizinle gerçekten bir bağ kurmak istiyorum, bir iletişime geçmek istiyorum. Sizin kızgınlığınızı, öfkenizi gözlerinden görme. Bunu da kaybettiğimiz için belki birazcık burada da söyleyeceğiniz evet, noktalar vardır. Gerçek iletişim yüz yüze kurulan iletişimdir. Hı hı. Biliyorsunuz. İki kişi karşı karşıya geldiği andan itibaren başlar iletişim. En önemli tanımı neydi? Etkileşim. Hı hı, etkileşim. Ve hiçbir şey söylemeden dahi iletişim kurabiliyoruz biz. İki kişi karşı karşıya geldi, birbirini fark ettiği andan itibaren bizim iletişim okları gitmeye başlar. Başlar. Evet. Bu nedir? Dış görünüş konuşur.
Daha sonra kişiye ısındığınız zaman, onunla iletişim kurmaya karar verdiğiniz zaman hemen gülümseme, hemen bir tebessüm meydana gelir. Ve dolayısıyla bir selamlaşmayla başlarsınız. Şimdi kelimelerin gücü burada çok önemli. Biz kelime deyip geçiyoruz. Bunlar ses öbeği aslında. Evet doğru ama kelimelerin öyle bir gücü var ki Ayşegül Hanım. Bunlar ağzımızdan çıktığı andan itibaren bizim zihnimize de resimler uyanmaya başlıyor. Yani bir kavramın ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum bunu. Kelimeler bizim gerçekliğimizi de, gerçeklik dünyamızı da aslında şekillendiriyor. Yani iki kişi karşı karşıya geldi, baktı, görüştü. Evet ben bununla konuşabilirim. Kararını veriyor. İletişim okları gidip gelmeye başlıyor. Gidip gelmeye başlıyor. Ve ondan sonra uygun kelime haznesiyle birbirine hitap etmeye başlıyor. Burada erkek erkek iletişimi farklı, kadın erkek iletişimi farklı, kadın kadın iletişimi farklı. Tekrar küçük, bir büyük, sürü küçük büyük bir sürü farklılık ortaya çıkıyor. Evet. Buna göre bir kelime haznesi seçiyorsunuz. Öyle değil mi? Çünkü çocukla konuşurken kelime hazneniz hemen değişir. Hemen doğru. Değişir. Dikkat edin hemen. Yaşlı otomatikman. Farklı. Yaşlı hemen değişir. Evet. Kendi akranınızla konuşurken değişir. Bunların hepsi beyin bir saniyenin altında bir zamanda karar verip ve kelime haznesini ona göre seçer. Şimdi kelimeler bizim hayatımızı çok etkiliyor. Şimdi mesela ben desem ki size burada bir deneyelim isterseniz mesela. Gözümüzü kapatsak ve sadece kelime odaklansak. Kara, savaş, nefret. Hepsi geliyor. Değil mi? İğrençlik, kan, gözyaşı vesaire. Ya saydığımız da mutluluk. Zaman, evet ama bunları sayarsam otomatikman ruh halim değişti. Düşecek. Bunun tersi demiş olduğunuz gibi gözümüzü kapatsak, kavramları saysak desek ki güzellik, letafet, hoş, şirinlik, tatil, deniz, gökyüzü dediğimiz andan itibaren bakın hemen psikolojik durumumuz değişiyor. Yüz ifademiz hemen değişiyor. Dolayısıyla iletişim kavramlarla kuruluyor ve bunlar bizim duygu düşüncelerimiz dünyamızı değiştiriyor. O zaman şu an bizim duygu dünyamız yok diyeceğiz. Niye? Bizim kopyala yapıştır mesajlarımız var. Hayırlı cumalar, kalplerimiz, çiçeklerimiz. Ona da değinelim madem. Çiçeklerimiz var. Evet. Emojilerimiz var. Evet. Kızdık hemen bir kızgın emoji. Konuşmamıza gerek yok. Doğru. İçimizde bir şey yaşamıyoruz çünkü. Zaten hazır bizim için bizim duygumuzu yansıtacak bir şey hazırlamışlar zaten. Evet. Onu alıyoruz oradan oraya çok koyuyoruz. Yapacağız. Alkışı bile. Ya tebrik ederim kardeşim hayırlı olsun. Bu çok önemli. Mutlu oldum senin adına nice başarılara. Yazmayıp bir alkış resmi. Alkış yapalım. Evet. Bitti. Doğru. Emojiler bu dijital dünyanın yine bilemiyoruz ama bu formatı içerisinde acaba biz dayatılan şeyler tabii olarak mı geliyor? Tabii ki bilinçli. Evet. Şimdi bilinçlik. Ne oluyor peki? Emojiyle biz duygumuzu güya ifade ediyoruz. Ama demin dedim kelimelerin bile gücü o kadar yok. Bazen kaçırıyoruz bazı şeyleri. Mesela keder başka, elem başka, kaygı başka. Hepsinin farklı anlamları var. Siz bütün bu duyguya bir tane emojiyle veriyorsunuz. Cevap veriyoruz. Şimdi bu tabii ki çok basite kaçmak ama duygu ve dünyamızı da biraz kısırlaştırmak anlamına geliyor. Ve son zamanda da artık neredeyse kelime kullanmıyoruz. Kısaltmalar, SLM, MRB. Artık o kadar indirdik ki bunu emojilerle beraber kısaltmalara başladık. Evet çok daha pratik ama yani MRB bugün merhaba olduğunu ben bilmeyebilirim ya da bana o etki uyandırmaz. Ve gittikçe küçülte artık en son galiba emojilerle konuşmaya başlayacağız. Evet, bu çok büyük tehlike aslında. Çok. Çünkü kısırlaşmış oluyor dil. Dil çok zengin bir şey biliyorsunuz. Duygu dünyamızı biz dille ifade ederiz. Emojiler bunu çok kısırlaştırıyor. Söylemiş olduğunuza katılıyorum. Şöyle ki cuma mesajlarına örnek verdiniz. Evet çok güzel bir şey. Cumamızı kutlamak, tebrik etmek çok güzel. Ama vallahi, ben de sevmiyorum hazır hiçbirinin... hazır böyle bir güvercin resmi işte o da dönüyor işte güvercin takla atıyor ondan sonra hayır cumalar çıkıyor falan filan. Bu sizin yapmış olduğunuz bir şey değil. Eğer benim cumamı kutlayacaksanız o zorla yazdığınız belki gözlüğü taka taka yazdığınız ve bazen hata yaparak yazdığınız şey çok daha değerli benim için. Evet. Çünkü o gerçek duygunuz bana ifade ediyor. O hazır şablon mesajlar bizim aslında işimizi kolaylaştırıyor. Evet ama ne yapıyor? Duygusu duyguyu yok ediyor. Duygusu yok. Bir şey kolaylaştıkça duygusu. Onun derinliği, duyguyu kayboluyor. Her zaman öyle değil midir? Evet her zaman öyledir. Bugün bu dünyada aynı şey geçerli değil mi efendim? Akıllı telefonlar diyoruz ama kullananlar noktasına baktığımız zaman entelektüel düzeyimiz gittikçe düşüyor. Değil mi? Cihazlar akıllaştıkça onu kullananların entelektüel düzey gittikçe azalıyor. O zaman akıllı cihazlar çoğaldıkça bizim aklımız azalıyor. Yani ters orantılıdır. Evet kesinlikle. Bu böyledir yani. Hani en son bir yarışma programında gördük. Kim zengin olmak ister formatında bir yarışma programı. Dünyada da meşhurdur biliyorsunuz. İşte 3 kere 8 dedi kızı. Ben dedi sosyal bilimciyim dedi. İşte ben dedi sayısalcı değilim. Noktasında kendini savunmak zorunda kaldı. Çok enteresan bir şey. Ben bunu bir kınamak işte ya kınamak anlamında söylemiyorum. Ama geldiğimiz durumu da geldiğimiz yani nokta. Şimdi hatta oradaki spiker şey dedi. Yani aynı
maldan 3 tane alacaksınız ya dedi, onun hesabını yapacaksınız ya, logaritma, algoritma falan sormadım demişti. Doğru. Yani artık o hale geldik. Yani 3 kere 8 bu yani ilkokul mezununun bize benim çok eski zamanlarda mezun olduğu zaman değil mi bu 4 işlem vesairesi artık bunlar sorun olmayan bir konuydu. Ama şimdi üniversite düzeyine geldiği halde böyle şeyler yaşamaya başladık. İşte bu cihazların akıllı olmasından ve kullanıcıların bu aşırı akıllı cihazları kullanmak noktasında kendisini unutmasından meydana geliyor. Çünkü 3 kere 8'i artık hesap makinesini açıyor. Evet, halbuki bunu kendi zihninden bunu çözmeye kalksa, biliyorsunuz vücudun önemli bir kuralı var. Bir şeyi kullanmazsan o sizi terk eder. Evet, terk eder. Fiziksel bir şeydir. Spor da böyledir yani. Siz kasınızı kullanmazsanız bir 15-20 gün yataktan çıkmazsanız yürüyemez hale gelirsiniz. Çünkü vücut çok akıllı bir şey. Ne lazım değilse onu kapatır. Biz bunu bildiğimize göre fiziksel olarak neden bir spor yapıyoruz? Kaslarımızın güçlü olmasını istiyoruz. Ve sürekli aynı şey. Boksör neden sürekli yumruk atar? Profesyonel olduğu halde. Bilmiyor mu yumruk atmasını? Bıraktığı zaman kendisini terk edeceğini bilir. Bilir. O iş yapamaz. Evet, o zaman zihin de böyle. Siz eğer bir şeyi kullanmıyorsanız o sizi terk eder. Ama bir taraftan da çok doğru söylediniz. Bir taraftan da böyle hani ben işte sözelciyim, hani onu böyle bir pişkinlik, bir işte bunu zaten yapmak zorunda değilim. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki kendiyle dalga geçip gülüp alay etmeye başlıyor. Yani hani biz sosyal medyada bunları da yaşıyoruz. Bunlar çok çocuklar için çok acayip kötü bir durum. Evet. Yani kendiyle onun alay için bu edilmesi. Diyeti örnek verdim zaten. Yani biraz uzak kalalım. Değil mi? Biraz daha kendimizi bu mecradan uzaklaşalım ve artık yerine bir şey koyalım dedik ya, işte spor dedik, zihnimizi meşgul edecek başka şeyler. Kitap okumak mesela. Bu artık son zamanlarda kitap okumak dediğiniz zaman yani sanki böyle bambaşka bir işten bahsediyormuşuz gibi. Onu da o nedir, o nasıl bir şey falan. Backpacklerle okuyorduk değil mi? Yani. Dijital ortamda mesela dijital okuyoruz. Dijital ortamda o da tabii kitaba temas kaldırıldı. Etmek, onun kokusunu almak, kaldığınız yere bir işaret koymak, bunların hepsi bizim için önemli şeyler, hasletlerdi. Bunların hepsini kaybettik. Yeniden bunları kazanabiliriz. Herkesin ilgi ve birikimine uygun mecralar var, konular var. Kitapları bu yönde seçerek başucum. Mutlaka bir başucu eserimiz olsun. Mutlaka yani akşam yatarken uykumuz gelmediyse şöyle içini bir karıştıralım. Zihnimizi meşgul edelim. Çünkü inanın ben hep derim. Mesela ben biliyorsunuz aynı zamanda bir yabancı hocasıyım. Hep şöyle derim. İşte Almancayı, Fransızcayı ne yapacak, öğrenecek falan filan. Öyle demeyin diyorum. Bu dersi dahi sadece zihninizi meşgul edecek bir durum olarak düşünseniz dahi çok büyük faydası var. Yani oradaki yabancı bir kelimenin karşılık arama faaliyeti var ya. Evet belki o dil mükemmel bir şekilde konuşamıyorsunuz ama o beyni onunla meşgul ettiğiniz için o kelimenin anlamını araştırdığınız zaman aynı bulmaca çözmek gibi ya da daha büyük bir faaliyet olarak düşünebilirsiniz. Evet. Zihne spor, jimnastik yaptırıyorsunuz. Bu faydası dahi önemlidir. Onun için yabancı dil, yabancı diller öğrenin diyoruz. Bir tane elim yetinmeyin diyoruz bir de. Onun için zihni nasıl kaslarımızı meşgul ediyorsak sporla vesaire ve sağlığımızı kazanıyorsak zihnimizi de aynı şekilde bizimse kas yapamıyoruz. Dolayısıyla mutlaka onu meşgul ederek geliştirebiliriz ancak. Babaannem, anneannelerimden biliyorum. O kadar hani artık 80-85 yaşında vücut bitmiş olduğu halde beyinleri çok hala aktif çalışıyordu. Çünkü işte Kur'an okuyorlar. İşte bir şeyle ilgileniyorlar. El işi yapıyorlar. Yerine bir şey mutlaka koyuyorlar. Yerine evet. bir şey koyuyorlar. Evet, evet. Hani şu anda bizim daha 45-50 yaşında demans ya da Alzheimer hastalığını çok geriye düştü. Evet, evet yani bu olmaması gereken durumlar. Hani bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin işte kendilerini meşgul etmeleri, her zaman yeni bir şey aramaları, yeni bir yemek yapmaları, yeni bir el işi ya model çıkarmak bile. Mükemmel hani siz bir, mesela dediniz doğru. ki İngilizce öğrenin ya da Almanca. Onlar için de bir modeli karmaşık bir şeyi ortaya çıkarmak. Aynı şey. Bu onlara hep diri tuttuğu için belki çok akılları başlarında da vefat ettiler. Evet gerçekten öyle. Benim babaannem de aynı. Benimki aynı de dediğiniz gibi bizim nesil aşağı yukarı yakın birbirimize. Sürekli zihni meşgul ederdi. Sürekli meşgul ederdi ve sürekli bir şey anlatma telaşı içerisindeydi. Hatta bazen gençler onu dinlemekte zorlanırdı yani işte hani ya bitirmedi işte çok uzun konuştu falan filan diye şikayet edilirdi o zaman da karşısındaki gençler. Ama öyle bir iletişim ki ayrıntılarla süsleyerek. Çok güzel yani. Yani en ince ayrıntısına konuşuyoruz kadar, ya bugün. Evet. Asıl iletişim işte oydu. Ve tadı vardı çünkü. Yürekleri dokunan değil mi? Ne tatlıydı. Çok güzeldi. Evet. Ya kaybetmeden önce babaannelerinize, anneannelerinize çok sarılın. Böyle kaybettiğiniz zaman o burukluk var ya gerçekten isteseniz öyle. De geri gelmeyecek çünkü. Hocam bir böyle bir ara verelim.
Bir çaylarımızı tazeleyelim. Olur mu? Tabii. Sonrasında devam edelim. Çok önemli başlıklarımız var. Hem kapanışı yaparken bir taraftan da toparlayacağız. Siz de hemen bir çay molası verin. Ayrılmayın, geliyoruz. Efendim devam ediyoruz. Bugün dedik ki dijital iletişimi konuşalım ve kalabalıklar içerisinde yapayalnız insanlardan bahsedelim. Aslında hepimizden bahsedelim istedik. İletişim ne noktaya evrildi? Dijital iletişim artık hayatımızın tam ortasında, bütün işimizi gücümüzü oradan yaparken bir tarafta o sarmalın içerisinde bizi yutan bir şey var. İşte adına özgüvensizliği aşılayan. İşte orada onaylanmayı aşılayan pek çok şey de var. Özellikle çocuklarımız için tehlikeli noktalar var. Biraz işte dış görünüşüyle kendisini değiştirmeye çalışan insanlar oluşturuyor. Bunların tehlikelerinden konuşuyoruz. Yalnızlaşmak isteyen, işte kulaklığını takayım ve bana dokunmayın. Ben başka bir dünyada yaşıyorum, sizinle iletişim kurmak istemiyorum diyen insanlar var. Tüm bunları konuşurken bir taraftan da iletişimsiz olmaz. Biz bunu mutlaka yapacağız. Biz hayatımızda çünkü iki kişi olduğu sürece zaten iletişim vardır. Biraz dijital iletişim konuşuyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdinç Yücel hocamla birlikte. Dedik ki yapay ve yüzeysel iletişim var. Hem konuyu toparlamak noktasında hem de bu pencereyi de açmak istedim. Yapay ve yüzeysel iletişim. Şimdi biz siz dediniz ki işte sanal gerçeklik. Hem sanal hem gerçek. İkisi bir arada. Ne demekse. Evet. Şimdi de yapay ve yüzeysel. Şimdi yapay olan şey iyi değil. Yüzeyseli zaten sevmiyoruz. Ama hem yapay hem yüzeysel bir iletişime de sahibiz. Nedir? Evet. Dijital ortamda olunca bu da kaçınılmaz. Aslında dijital ortamın bir yan ürünü diyebiliriz. Yüzeysel yapay iletişime. Şimdi hani aslında konuşmamızın en son bölümünde bahsettik ya otomatik mesajlar hatırladınız. işte emojiler işte vesaire. Bunların hepsi aslında bizim işimizi kolaylaştırdı diye düşündüğümüz ama karşı tarafa aslında çok büyük bir etki uyandırmayan sistemler. İşte semboller vesaire. Şimdi böyle bir iletişim tarzını tercih ettiğimiz andan itibaren Ayşegül Hanım, mekanik bir iletişimi aslında tercih etmiş oluyoruz. Mekanik. Yani o etkisini yitiriyor iletişim. Ve tamamen şablonlara hapsettiğimiz bir iletişim tarzı ortaya çıkıyor. Bu anlamda yüzeysel ve aynı zamanda da aslında yapay bir iletişimi tercih etmiş oluyoruz. İşte o hayırlı cumalar mevzunda olduğu gibi. Burada bir konunun daha altını çizmekte fayda var. Evet. O da şurada bir not almıştım. Algoritmanın etkisi. Algoritma malumunuz bu dijital ortamlarda bizim aslında görmediğimiz gizli bir el. Ama bizi hep takip eden. Sürekli takip eden. Hatta bundan birkaç yıl önce bunu söylediğimizde öyle şey mi olur canım hangi birini takip edecekler falan diye inanmadığımız. Sanki şöyle düşündük yani herkesin telefonunun başında bir kişi görevlendirmişler. O takip ediyormuş tam gibi. Tam da öyle bir şey. Tam öyle da öyle bir şey yaşıyoruz. Evet ama aslında tabii ki bir mekanizma, bir teknolojik bir altyapısı olan ama algoritma. Deli bir şey değil mi hocam? Çok yani enteresan şurada sizinle bir şey konuşurken öbür tarafta hemen pat. Evet çok da basit bir şey aslında. Takip edilme noktasından olması. Baktığınızda teknolojik açısından çok kolay bir yöntem. Ne yapıyor bu algoritma? Bu algoritma sizin telefonunuzu elinize aldığınız süreleri, ne kadar saat bu telefonla hemhal olduğunuzu, ne kadar vakit geçirdiğinizi, hangi içerikleri ulaştığınızı, neyi merak ettiğinizi, konuşurken hangi kelimeleri daha fazla kullanıyorsanız, anahtar kelimeleri malumunuz programında var. Siz farz-ı muhal bir tatil diyorsunuz, hemen tatil seçeneğini tarayıp önünüze atan bir mekanizma. Ayakkabı arıyoruz. Ayakkabı diyorsunuz. Evet. Ya da siteleri ziyaret ediyorsunuz, alışveriş alışkanlığınızı takip edip onun ortalamasını alarak size içerikler sunuyor. Şimdi bu algoritma artık herkes biliyor. Evet. Hadi birkaç sene önce kimse bilmiyordu diyelim ki sonra işte öyle bir şey mi var dedik. Öğrendik. Öğrendik de ne oldu? Biz tedbir mi aldık? Hayır. Eskiden bilmiyorduk. Şimdi bildiğimiz halde
boyun eğdiğimiz durumlara vesile oldu. Yani siz önünüze sürekli sizin sevdiğiniz şeyleri çıkarınca siz zannediyorsunuz ki dünya size etrafınıza dönüyor. Veya o gerçeklik olarak bakıyorsunuz ona. Halbuki sadece sizin beğendiğiniz şeyleri içerik açısından ortaya çıkaran bir mekanizma olarak karşınıza çıkıyor. Sadece aradığınız ürünler ya da yapmak istediğiniz tatil değil, beğendiğiniz müzik, hangi tarz müzik dinliyorsanız. Tabii yediğiniz yemekten tutun, o kadar üzerinize giydiğiniz kıyafete kadar her şey belirliyor. Yani biri bizi gözetliyor mu? Hani öyle bir program tabii da George vardı. George Orwell'ın eseri var ya, meşhur 1984 romanının da zaten bu konuları ta o zaman 84 yılı o zaman çok müthiş bir yıl olarak. Hocam her şey planla ilerlemiyor mu? Ya bu ayrı bir konu. Evet, çok farklı bir konu. Çok ayrı bir şimdi konu ama siz evet, öyle bir, söyleyince. Şimdi bakın yıllar önce çekilen Hollywood filmlerine bakıyoruz. Bir Matrix izledik, ona bakıyoruz. İşte kitaplarda yazılanları biliyoruz. Yapılan senaryoları biliyoruz, izliyoruz ki biz bunları yıllar öncesinden izledik. Şimdi birebir hepsini yaşıyoruz. Evet. Yeni yapılanları daha yaşayacağımız göreceklerimiz var. Evet. Yani Ayşegül Hanım, bu tamam doğru. Ben şeye benzetiyorum bunu. Mesela hani kış mevsimi gibi. Soğuk evet ama biz tedbir almamız zorundayız. Hı-hı. Yani soğukta kısa kollu gezmememiz gerekiyor. Yani bir gerçeklik var, doğru. Bu planlanmış olabilir, katılıyorum size. Ama hani karanlığa küfredip küfretmek yerine bir mum yakmamız gerekir ya, hani meşhur hikaye. Burada biz ne yapacağız? Yani ben eşeğin tepmesine, akrebin sokmasına kızmam. Eşek teper, fıtratının akrep de sokar. Evet. Ama eşeğin arkasına geçip o tekmeyi alan adamdır suçlu olan. Ya da taşın altına elini sokup akrebe sokulan kişidir. Burada tedbir almak çok gerekiyor. Doğru. Ben böyle bakarım olaya. Biz ne yapıyoruz? Biz tedbir almak mecburiyetindeyiz. Onun için o diyet örneğini onun için vermiştim. Biraz daha ölçülü. Ve her haber kaynağına inanarak, işte bir haber gördük hemen işte ona inanmak değil de onun teyidini yapabilmek. Yani sosyal medyayı kullanmak aslında bir kültür olmalı artık. Yani bir bilgi gerektirir aslında, değil mi? Bana sorsanız ben ders olarak koyarım bunu. Yani sosyal medya takibi diye belki ders konmak gerekir artık. Çok da faydası olan, hani biz belki bugün olumsuzluklarını çokça konuştuk ama çok da faydası elbette olan ki içerikler var. Tabii. Birleşme noktasında, bir bayramımızı yani kutlama noktasında. Ayşegül Hanım, ilaçların bile yan etkisi var. Evet. Ama bu ilacı biz kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Ama yan etkileri var. Eyvallah. Biz onun o ilacı uygun bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz, değil mi? Yan etkileri vardı, ilacı kullanmaz yapmıyoruz. Yani mutlaka onları bir şekilde bildiğimiz halde kullanıyoruz. Yani ona demek istiyorum. Sosyal medyada bu şekilde, yani faydalı kısımlar var, faydasız kısımlar var. Biz bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Ama hani siz sordunuz ya, yapay ve yüzeysel iletişimle bağdaşacak olursak son tahlilde şunu söyleyebiliriz. O içerikler bize, bu işte algoritma dedik ya, ona göre bize içerikler sunuyor. Bunu bilelim. Ve sizin bütün o beğeninize ve hevesinize ve hevanıza hitap eden içerikler sunuyor. Ve dolayısıyla aslında siz yapay bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Otomatik olarak yani hazınızı körükleyen, sürekli zevk yönünüze hitap eden bir dünya yaratılmış oluyor tabiri caizse. Ve siz bu dünya içerisinde kaybolup gidiyorsunuz aslında. Ve artık kapitalist bir dünya. Ya sana alışveriş yaptırıyor, ya sana kendinde değişimler oluşturmanı, yaratmanı istiyor. Ya kapitalist de mi? Kapitalist düzenin temel kuralı şudur. Bir ürün hiçbir şey bedava değildir. Değildir. Bir şey bedavaysa o da ürün sizsiniz. Evet. Sosyal medyada budur. Yani orada ürün sizsiniz. Yani sizin o beğenileriniz vesairelerinizden o alışkanlıklarınız, tavırlarınız toplanıp neye teveccüh ettiğinizi öğrenmiş oluyorlar ve ona göre de piyasayı belirliyorlar. Bu kişisel içerikler olarak da olabiliyor. Geniş planda baktığımızda daha sosyolojik bir tarafı da olabiliyor. Yani biraz daha kitlelere hitap eden bir tarafı da olabiliyor. Bunu biz bilelim. Yani bir yapay zekanın orada iş başında olduğunu, bir kişinin değil, bizi gözetlediğini değil de yapay bir zeka bu işi yaptığını ve bu veriyi en sonunda birilerine gönderdiğini, yani bunun mümkün olduğunu bilelim. Oluyor ki herkesin başına artık gelmeye başladı, değil mi? Bir şey konuşuyorsunuz, şak diye içerik önünüze düşüyor. Yani, o zaman dinlenmiş oluyorsunuz, gözetlenmiş oluyorsunuz yani. Bu telefonlarınızı mahrem alanları taşımamamız gerektiği noktasında uyarılar geliyor. Onu da gençler çok yapıyor, girdiği en mahrem yerlere. Telefonunuzu taşımayın. Öyle değil mi? Yani hatta yatak odasına bile götürmemekte fayda var. Uyuduğunuz bir ortama koymayın. Zaten. Hep söyleniyor. Özel alanlarınızda telefonunuzu şey yapmayın. En azından sağlık açısından hiçbir şey bilmiyorsanız. Evet, sağlık açısından. İnternet sürekli aktif, yani sürekli bir şeye maruz, bir enerjiye maruz bir kalıyorsunuz. Bir bağlantıya maruz kalıyorsunuz. Bu sizden uzak oldukça daha sağlıklı bir hayat yaşadığınızı bilin. En azından istirahat ederken hiç olmazsa o 7-8 saatlik uyku süresi içerisinde dingin, güzel bir uyku yaşayın.
Zaten uyku problemlerimiz o kadar çok ki ben bunun yani yaşıyoruz artık. Evet, çünkü o içeriklere maruz kala beyinde izler bırakıyor ve ondan sonra sabah kadar huzursuz bir uyku yaşıyorsunuz. Huzursuz. Hatta bazen kabuslar görebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Bunları bilelim. Dolayısıyla şöyle bağlayayım isterseniz. Yapay ve yüzeysel bir iletişim kurduğumuz zaman bunu biz gerçek iletişim yerine ikame ettiğimiz için, koyduğumuz için bu bizim ruh halimize çok iyi bir şekilde yansımıyor. Hı hı. Ve bunu gerçek hayatta da sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Belki bunu altını çizmekte fayda var. Hı hı. Şuna da değineyim isterseniz. Bütün bunların sonucunda ne oluyor? Hı. Hani başlığımıza da uygun. Kalabalıklar içinde evet, yalnızlaşan kalabalıklar insan. İçerisinde yalnızlaşan bir insan profili ortaya çıkmaya başladı. Dedim ya bu yalnızlık sadece sizin tek başına kalmanızla ilintili değil. Kalabalıklar içerisinde de yalnız kalabiliyorsunuz. Burada şöyle bir örnek aklıma geldi. Muhammed Esed. Çok meşhurdur, herkes bilir. Biliyorsunuz Kur'an meali var. Onun gerçek ismi Leopold Weiss. Avusturyalı malumunuz. Sonra Müslümanlığı seçen bir kişi. Müslümanlığı tercih etme noktasındaki hayat hikayesini şöyle ben okumuştum. Diyor ki metroya binince diyor karar verdim. Çok enteresan bir şey. Diyor ki dışarıda herkes çok mutluydu. Bizzat kendi ifadesini söylüyorum. Muhammed Esed diyelim artık, Leopold Weiss değil ismi. Diyor ki dışarıda diyor diskolarda, barlarda, kalabalıklar içerisinde çılgınca eğlenen insanlar görüyordum. Ben de onların bir parçasıydım. Harikaydı, süperdi. Lakin şunu takip ettim diyor. En son metroya bindiği zaman, yerin altında gider ya metro. Avrupa'da da çok meşhurdur. Oraya insanlar indiği andan itibaren bir sessizlik oluşuyor. Herkes önüne bakıyor ve garip bir şekilde yüzlerine baktığımda bir mutsuzluk akıyordu herkesin yüzünden. Ben bunu araştırdım. Neden böyle? 10 metre yukarı çıkınca kahkahalar içerisindeki insan metroya bindiği zaman yalnızlaşıyor. Yalnızlığı ise iliklerine kadar hissediyor. Ve böylelikle ben diyor hayatı araştırdım ve İslam'ı buldum bu şekilde diyordu. Yani Müslümanlığı tercih etmesinin yolunu yalnızlıktan ortaya çıktığını ortaya koydu yani. Şimdi bu hakikaten öyle, kalabalıklar içerisinde olmanız sizin yalnız olmadığınız anlamına gelmiyor. O zaman şöyle diyelim, bu dijital iletişimi biz kullanırken, bu sosyal medya platformları dediniz ya, hep kötü mü? Evet, faydalı tarafları var. Kesinlikle. Saymakla da bitmez. Bitmez. Onu da söyleyeyim. Evet, ama bilinçli bir şekilde kullanıp gerçek iletişim bir tarafa atmak noktasında değil de hani şöyle yapıyor gençler. Evet, iletişim ben burada da kuruyorum deyip de gerçek iletişim bir tarafa atarak onun yerine koyması değil. Gerçek iletişime de sahip çıkarak buradaki süresini biraz daha azaltarak daha faydalı işler noktasında kullanarak bilinçli bir kullanımı biz ortaya koyabilirsek ve gerçek iletişimden soyutlanmadan hayatını idame ettirirse gençlerimiz daha canlı olur. Daha psikolojik açıdan daha güçlü kesinlikle. Ve kuvvetli olur. Ve bize çok faydası olur. Çünkü bu gençlerin yarın doktorları, yarın hakimleri, savcıları efendim. Tabii. Yani bizim çok önemli değerlerimiz, kıymetimiz, bizim en önemli hazinemiz gençler. Öyle ve, değil mi? Kesinlikle öyle. Onlar için önemli, bizim için önemli. Bir de sosyolojik olarak da çok önemli hocam. Hani ben diyorum ki şimdi bu dönemde sosyologlara çok iş düşüyor. Çünkü sosyal bozulmadan kaynaklı pek çok İşte davranış bozuklukları olabilir, sosyal çevredeki davranışlar. Yani onlara o kadar çok iş düşüyor ki aslında bu dönemde özellikle. Hani hep psikologlar, psikiyatristler diyoruz ama hayır, sosyologlara da çok iş düşüyor bu noktada. Onlar da bunları araştıracaklar. İlerideki yapacakları araştırmalarda hepsi bir bir ortaya dökülecek. Doğru. Sizin dediğiniz gibi biz bu gençlere yarının anneleri, babaları, en önce anne babaları. Çünkü meslekten önce evlat yetiştiriyorsun. Evet. Önce anne babaları. Sonra doktorları. Sonra doktorları, hakimleri, vesaire. Öğretmenleri yetişecek olan en önemli özellikteki gençlerimiz olduğunu düşünüyorum ben de sizinle. Doğru. O zaman şöyle şunu da söyleyeyim son tahlilde. Artık bilgiye ulaşmak değildir amaç. Çünkü bilgi çağının içerisinde yaşıyoruz. Evet. Bilgiye ulaşmak artık çok yakın, çok kolay, çok zahmetsiz. Eskiden çok daha zahmetliydi. Bir ansiklopedi bulacaktınız ve onun içerisindeki o maddeyi açıp okuyacaktınız. Bilgiye ulaşacaktık. Şimdi değil böyle mi? Bir şey yok. Peki o zaman yeni dünya düzeninde kişilere hangi özellikler olması gerekir? Madem dijital bir platformdan faydalanıyorsak artık şu diyorum ben. Bilgiye ulaşmak değil, artık bilgiye ulaştıktan sonra o bilgiyi analiz edebilen, sentezleyebilen
ve bundan bir sonuç çıkarabilen bireyler artık ön planda olacak. Evet. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Hı hı. Sadece bilgi ulaşmak değil, tekrar söylüyorum, o bilgiyi analiz edebilen, sentezleyebilen ve buradan bir sonuç çıkarabilen kişiler artık ön planda olacak. Ön planda olacak. Bunu söyleyelim ve artık tedbirlerimizi, eğitim sistemimizi vesaire bütün bu ortamlarımızı yeniden gözden geçirerek buna uygun hale getirelim diyorum. Evet ve bir taraftan da hemen şunu da ekleyelim. Sosyal medya bizim için o kadar önemli noktalarda, mesela bir haberi ele aldığımızda habere çok hızlı ulaşmamız noktasında çok önemli. Bir anda hemen değişen kararı tak diye önümüze düşüyor. Çünkü biz daha öncesinde işte gazeteler bir sonraki günün haberlerini ulaştıracaktı. Ama şimdi internet gazeteciliği hayatımızdaki bu bir dijital iletişim bize çok hızlı haberleri de ulaştırıyor. Bizim Yeni Konya gazetemizde de reklam filminde Muhammed Hoca oynamıştı, Muhammed Acıyan. Selam gönderelim. Hem programımızı izliyormuş hem ona hemen bir selamımızı da göndermiş olalım. Yani iyi noktaları da var, kötü noktaları da var. Sizin dediğiniz gibi bilgiyi nasıl kullanacağınız, nasıl harmanlayacağınız, nasıl dönüştüreceğiniz önemli. Biz böyle dijital iletişim konuştuk bugün efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben böyle teşekkür son ederim. Olarak bize söyleyeceğiniz önemli... Son olarak şöyle programın benim sonu. Böyle düstur olarak aldığım üstadın çok güzel bir şiiri var. Buyurun. Bununla kapatabilir miyim? Lütfen, müsaade eder misiniz? Lütfen. O şöyle diyordu, ben çok seviyorum ve hayatıma ilham kaynağı olmuştur. Diyor ki tohum saç... Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşma da bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Diyerek devam eden bir şiiri var. Bu ne demek istiyoruz? Şu. Biz elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Sonuç bize ait değil. Bizim kültürümüzün çok güzel bir sözüdür. Biz hep sonuç odaklı çalışırız. Evet, sonucu isteriz ama sonuç bize ait değil. Sonuç bizim dışımızda olan bir şeydir. Evet. Ama bize ait olan bir şey var ki biz çabadan sorumluyuz. Hani Peygamber Efendimiz'e atfedilen çok güzel söz var ya, kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dik. Şimdi bunu rasyonel bir akılla düşünebilir misiniz? Kıyamet kopacak, fidanı dikeceğim de ne yapacağım? Rasyonel bir akılla. Ama biliyorsunuz zeka tipini biz iki yönde ele alırız. Birisi IQ'dur, birisi EQ'dur. Yani duygusal zeka, bir de entelektüel zeka dediğimiz. Bu rasyonel zeka ile çözecek bir şey değil bu. Rasyonel zeka teknolojide işimize yarayan çok önemli bir zeka türüdür. Ama bir de bir zeka türü var ki duygusal zeka ile bunu ancak anlayabiliriz. İşte buradaki örnek, Peygamber Efendimiz'e atfedilen bu örnek şudur. Evet, kıyamet kopacak. Ben fidanı niye dikeyim o zaman? Değildir. O rasyonel zekadır. Duygusal zeka ile çözmeye çalıştığımız olay şudur. Biz Allah katında çabaladığımız kadar değerliyiz. Evet. Sonuç elde ettiğimiz kadar değil. Bunu da isterseniz antre parantez ekleyelim ve diyelim ki biz hep çabalayan tarafta olalım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel. Bunun üzerine sadece programı kapatacağım. Biz hep çabalayan tarafta olalım. Efendim, cuma günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.